Öncelikle kendisinin ifade ettiğinin aksine şu an yürürlükte olan hiçbir kanun veya taraf olduğumuz hiçbir uluslararası sözleşme çocuk yaşta evliliği meşru kılmamaktadır. Esasen çocuk dediğimiz kavram nedir? Kime çocuk denir? Buna bakmak isterim. Çocuk, küçük yaştaki erkek veya kız yahut bebeklik ile ergenlik arasındaki gelişme döneminde bulunan oğlan veya kız şeklinde belirli tanımlamalarla izah edilmiştir. Hukukumuz açısından da konu ele alındığında durum az evvel izah ettiklerimizden farklı değildir. Hukukta çocuk kavramı da ya henüz ergin olmayan kişileri belirtmek için ya da anne ve baba ile olan soy bağını belirtmek için kullanılabilen bir kavramdır. İster ceza kanununa, ister medeni kanuna, ister taraf olduğumuz sözleşmelere bakalım. Hiçbirinde çocuk yaşta evliliğe onay veren bir düzenleme olmadığını görmekteyiz. İlgili kanunlarda çocuk tanımlaması da 18 yaşına kadar her insan çocuk sayılır. Henüz 18 yaşını doldurmamış kişi, ergenlik 18 yaşının doldurulmasıyla başlar şeklindeki tanımlamalarla çocukluk sürecinin ergenlikten önceye ait bir gelişim süreci olduğu açıkça belirtilmiştir. Yapıcı olduğunun izahından şaşarak kendi şahsi fikirlerine dayanak göstermeye çalıştığı husus bakımından ise 4271 sayılı Türk Medeni Kanunu'nun 124 ve devamı maddelerini açıklama gereksinimi duymaktayım. Bu maddelerde evlenme yaşı düzenlenmiştir. Evlenme yaşının düzenlendiği maddede erkek ve kadın 17 yaşını doldurmadıkça evlenemez. Yani ergen olmadıkça evlenemez denilmektedir. İlgili kanunun devamında hakim olağanüstü durumlarda ve pek önemli bir sebeple, bakın burada önemli altını çizmek istiyorum. Olağanüstü durumlarda ve pek önemli bir sebep varlığında 16 yaşını doldurmuş olan erkek veya kadının evlenmesine izin verilebilir. İlgili maddenin devamında olanak bulundukça karardan önce ana ve baba veya vasi dinlenir denilmektedir. Bu durumun oldukça istisnai bir hal olduğu, çocuğun menfaatine zedelenmeden uygulanması gereken bir hüküm olduğunda tekrardan belirtmek isterim. Olağanüstü halin varlığının hakim tarafından özenle karara bağlandığını ve bu durumun çocuk yaşta evliliğe hizmet etme gayesiyle oluşturulmadığının altını tekrardan çizmek isterim. Kaldı ki bizler geldiğimiz noktada ergenlik yaşı ile evlenme yaşının kanunda farklı düzenlenmesinin isabetli olmadığını, evlenme yaşının da ergenlik yaşı olarak belirlenmesi, bu yolda evlenmeyle kazanılan ergenlik kurumunun ortadan kaldırılmasının en doğru yol olduğunu savunurken, çocuk istismarına mahal verebilecek böyle bir açıklamayı hiçbir şekilde kabul etmiyoruz. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin tartışması gereken hususlar bunlar değildir. Bu ülkenin çocuklarının ve gençlerinin başkaca temel problemleri vardır. Bunları hepimiz biliyoruz. Ancak bu problemlerden hiçbiri çocukların 15 yaşında evlenememesi, yani çocukları istismar edememeleri değildir. Her çocuğun en temelde yaşama hakkı vardır. Her çocuğun gelişim sürecinde potansiyellerini gerçekleştirebilmeleri için her türlü fırsatın temin edilmesini talep etmeksizin devlet tarafından desteklenme hakkı vardır. Her çocuğun korunma hakkı, eğitim hakkı, sağlık hakkı, barınma hakkı, beslenme hakkı, duygu ve düşünceleri ifade özgürlüğü hakkı vardır. Çocukların onurlarının korunması hakkı vardır. Alenen çocuk istismarının önünü açabilecek bahse konu açıklamanın münferit bir açıklama olmadığının farkındayız. Çocukların cemaatlerin elinde uğradığı istismar, eziyet, işkence ve diğer her türlü hak ihlalinin çocuk yaşta evlendirilerek hayattan koparılan, eve hapsedilen kadınların müsebbibinin bu zihniyet olduğunu da biliyoruz. Laik, demokratik bir hukuk devletinde bu ve benzeri açıklamalar yapan kimselerin her ne sıfatta olursa olsun olumlu bir kazanım sağlayamayacağını da biliyoruz. Yapıcı olma ve bu zihniyete sahip diğer kimselere, hiç kimsenin çocuklara karşı olan sorumluluklarını onlara zarar verecek şekilde kullanamayacağını, aynı zamanda devletin çocukların hangi şartlarda olursa olsun zarara uğramaması için her türlü önlemi almakla yükümlü olduğunu hatırlatmak isteriz.